Arkadaşlar İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapmaya başladım. Hava çok soğuk ama ben yine de yılmadan çalışıyorum. Ankara'ya gidiyorum. Aslında ameliyat olmaya gidiyorum ama gitmişken de İstanbul vs Ankara taksi diye bir işte bir video çekeceğim. Oradaki taksicilere soracağım yani nasıl bir sistemle çalışıyorlar ve neden bizim İstanbul'da taksi sorunu var? Orada neden yok? İnsanlar genelde Ankara'daki taksicilerden memnun. Bununla alakalı içerik çekeceğim. Şu an hızlı trendeyim. Sabah saat 7.30'da normalde gelmesi lazım trenin. 475 TL'ye hızlı tren bileti aldım. Eşim, ben, kızım. Öğlen 12.30'da orada olacağını söylüyor. Tren yolculuğundan sonra Ankara'da görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar geldik, Ankara'dayız. Öğlen saat 12.30. Yaklaşık işte 7.30'da bindik. 7 olsa 5. Yani 5 saat falan sürmüş. Şimdi dikkatimi çeken ilginç bir olay oldu. Ondan bahsedeceğim. Hemen Ankara Garı'nın çıkışında ticari taksiler zaten yanaşmış. Bak mesela şurada karşıda eski model sanıyorum 2014'lerden, 2012'lerden kalma Hyundai'yle taksicilik yapıyor hala burada. Ama bizim orada bu arabaların kullanımı yasak. Bizim orada İstanbul'da en fazla bir arabayı 8 yaşına kadar kullanabilirsin. Bu da benim eniştem bak. Enişte! Hoş geldin baba. Merhaba enişteciğim, nasılsın? Kardeşim sen ne yapın? Şimdi bir önce eşyalarımızı yerleştirelim. Sonra yani bir taksiye bineceğim. Bakalım trafik saatinde kısa mesafe sorunu yapacak mı, bunu merak ediyorum. Arabaya spontane bineceğim. Taksilerle alakalı vatandaşı hiç sorun yok ve hatta çok da memnunlar taksilerden. Ben de dedim yani bunların İstanbul taksilerinden farkı ne? Dedim bir gidelim bakalım. Eğer izin verirse taksilerle röportaj yapacağım. Bugün birkaç tane taksiye binerim herhalde. Kısa mesafe gideceğim. Trafiğin en yoğun olduğu yerlere gideceğim. Böyle biraz da hatta uyuzluk da yapabilirim yani, bilmiyorum yani şu an. Benim kuzenlerim de burada taksici. Onlardan da şey yapacağım. Arabalarını isteyip birkaç tane müşteri almayı deneyeceğim. Bundan sonra bu tarz içerikler yapmayı düşünüyorum. Eğer ki hoşunuza giderse de birer beğeninizi, abonenizi alırım abi. Arabayı bir kaldırayım. Acaba burada indi ne kadar? Şimdi bulunduğum yer Talat Paşa Bulvarı. Bu arada Ankara'da indi bindi bildiğim kadarıyla zamdan sonra 70 lira oldu. Taksimetrenin 1 kilometre karşılığında atacağı ücreti bilmiyorum. Soracağım şimdi taksiye binince. Bakalım normalde kaç para yazması gerekirken ben kaç para ödeyeceğim. Bir de taksi bulmam kaç dakikamı alacak. Yaklaşık 3 dakikadır buradayım. Talat Paşa Bulvarı'ndayım. 14.59 şu an saat. Karşıdan bir araba geliyor, o da dolu abi. Henüz bir araba bulamadım. Bir tane de sol şeritten gidiyordu, yakalayamadım. Ha, eski bir araba durdu şimdi. Arabanın markasını da bilmiyorum ama. Selamünaleyküm. Abi kayıtlayayım ama senin hiç sorun olur mu? Seninle de biraz selamünaleyküm konuşmak istiyorum, müsaade varsa. 12 yıldır yaklaşık İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Derler ki bize işte İstanbul'da taksiciler yolcu almıyor. Değişim saat sorunu var. Kısa mesafe beğenmiyorlar. Trafikte işte trafiğe gitmek istemiyorlar. Genelde de Ankara'daki taksicilerden çok memnunlar. Şimdi Ankara'da var mı sizde böyle durumlar? Yani bizde öyle indi bindi muhabbet çıktığından beri Ankara'da yani öyle bir sıkıntımız olmuyor. Tabii 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Sizde aralarımızda çıkan da var yani. Yolcu beğenmeyen var mı yani? Yani arada yani 5 parmağın 5'i bir olmuyor dediğin gibi yani. Bazı insanlarımız var. Ama nerede bulabilirim öyle taksicileri ben? Valla şimdi ne diyeyim yani sana? Hangi bölgelerde daha çok? Mesela buranın en çok hani... Mahalle arası çoğu olmaz. Mahalle arasında çoğu yani taksici indi bindi alır götür yani yolcu. Neresi almaz peki? Ana noktalar yani, nasıl diyeyim mesela sana? Elhamra taksi durağında yaparlar mı? Üf, bilemiyorum. Ya da Kızılay'da merkez taksi. Yani diyorum ya şimdi yapar derim. Giderim yani, yapmayacak bir arkadaşa denk gelirsin. Yani bana bir yerse oraya gideyim ben. Yani işte, bölge olarak söylüyorum. Mesela yani Ankara, günün en yoğun trafikli olduğu yer neresi? Yani şu anda bugün Ulus yoğun olur. Çakır Caddesi dediğin gibi yoğun olur. Şu an trafik derdi var mıdır orada? Yani var. Peki abi senin kaç yıldır, ne zamandır yapıyorsun taksi? Benim 8-9 yıl oldu. Normalde benim bu ikinci işim. Normalde medikalciyim. Öyle mi? Ekstradan çıkıyoruz yani biraz. Şu an aynı zamanda medikal işi mi yapıyorsun? Yani medikal işi de yapıyorum. Arada bizim de aynı yerde taksiye çıkıyorum. İndi bindi ne kadar? Bizim burada 75 indi. Yeni oldu değil mi? İndi bindi 75 yani. Bir ay falan oldu. Şey, kilometrede ne kadar atıyor? Kilometrede şurada yazıyor ama 20 lira para atıyor. Açılış ücreti Ankara'da 25 TL, kilometre ücreti 1 kilometre 20 TL, saat ücreti 120 TL. Yani bu herhalde durduğu esnada yazan rakam. Mesela ben şimdi ek aldırdım, beni aldım. Gün içerisinde biz duraktan çıktığımız zaman, yani şu an iş acayip kötü bizim orada. Yani her gün cebinden veriyorsun, o kadar kötü. Yani normalde biraz daha yoğun çalışsan, ben o kadar çok çalışmıyorum gerçi de. Yani 300-400 lira açlık alıyordum. Şimdi İstanbul'un 300-400 lira az, yetmiyor anladın mı? Şimdi bizim orası gerçekten çok kötü şu an.
Bizim orada kötü olmasının sebebi Martı Tak var. Burada Martı Tak var mı? Sizin orasını yok burada bir şey yok. Var da yani tercih eden nesil değil Ankara ya. Niye? Yani pek öyle benim gençler böyle üniversiteye gittiği gençler çat patlıyor. Yani takside sorun olmadığı için Martı Tak'a önlenmiyor öyle mi? Yani pek öyle şey yapmıyorlar yani. Evet bunu bizim da... Bizim genellikle Ego dolmuş. Yani taksi. Ego dediğin ne? Yani büyük halk otobüsleri diyeyim size. 8 yıl demiştin değil mi? 8 yıldır yedir. Hiç gasp edildin mi? Çift kapıya geldin mi? Yok. Sadece ne olur? Abi şuraya gidiyoruz, gidiyoruz. Abi ben geliyorum abi. Gidişim. Çift kapı. Biz ona çift kapı deriz. Yani. Giden geri gelmiyorsa o çift kapıdır. Kadınlar yapar mı peki çift kapı? Ya kadınlar, alkollü olanlar biraz sıkıntılı oluyor. Hmm. Nasıl diyeyim sana? Sapık gibi yapıyor. Gideceği yeri bilmiyor. Gittiğin yerde de getirdiğin zaman da bir anda tribal enfeksiyonu diyorlar ya, tribal enfeksiyona bağlıyor. Evet. Ondan sonra yok benim evim buraydı da değildi de cırtta cırtta bekle de. Abi ben müsait bir yerde değilim. İşim memnun oldum. Paramızı verelim. Evet arkadaşlar şöyle size göstereyim. 127 TL tuttu. Nerede burada? Yani 5 kilometreydi. Biraz dolandık arka taraftan. Ben istedim çünkü ara sokağa geçti İsmet Paşa Mahallesi'ni. Oraya da ben girmek istemedim. Biraz caddeden gidelim diye. İşte 5,5-6 kilometreye tekamül etti. Hayırlı işlerin olsun. Bak mesela bak şimdi yolcu aldı hemen benden sonra gidiyor. Ama bildiğim kadarıyla şimdi karşıda benim kuzenlerimin taksi durağı var şurası. Karşıda bir durak var. Bu durağın işte durağın karşısından yolcu aldığı zaman sıkıntı yaşar diye biliyorum. Onlar görmedi herhalde. Ama görmüş olsaydı büyük sorun olurdu. Çünkü burada birbirleriyle kavga ediyor taksiciler. Öyle biliyorum yani. Ne yapıyorsun? Hasret. Sen benim burada olduğumu biliyor muydun? İstanbul'dan geldim biliyor musun? Ameliyata geldim. Ameliyata geldim. Komple mi geldin Ankara'ya taşıdın? Yok canım. Pazartesi günü ameliyatım var inşallah. Benim amcamın oğlu kendisi. Öz amcamın oğlu. Yusuf amcamın oğlu. Var bende 5-6 tane amca var. İkizler. İsmi Cem. Gidiyor musun? Gidiyorum amca oğlu. Gel beraber gidelim. Nereye gideceğiz? Aynı da senin oraya gideceğiz. Tamam. Müşterim mi? Yok lan şu aküleri bırakacağız. Hadi gidelim hadi. Evet arkadaşlar şimdi birkaç soru da ona soralım bari. Ya İstanbul'da şimdi taksi sorunu var. Ayarlar mısın? Ayarlayabilir misin? He? Ayarlayabilir misin? Bakayım ben konuşayım. Tamam. Yalnız böyle 3-4 yani 3-4 saat 2 saat 3 saat bir şey çalışır. Ya hadi çalışma. Ya uyar mı yani? Söylemez. Burası Çankırı Caddesi değil mi? Burası en meşhur Çankırı Caddesi. Biz demin nereye gittik? Arkadaşlar biz amcamın oğluyla şeye gittik. Sitelere mi gitmiştik? Altın Park civarında bir yere gittik yani. Onun bir işi vardı. O arada giderken ben de onunla yolculuk yaptım. Burada Elhamra taksi durağı var. Orada akşam eğer ayarlayabilirse bana bir araba ayarlayacak. Birkaç saat çalışacağım bakalım. Sizin burada kısa mesafe yol seçme olayı var mı? Hiç olmaz. Gerçekten mi? Olmaz valla. Çünkü yani indi bindi şu anda 75 lira. İyi mi? Ya iyi tabii ya. Zam bile gereksizdi belki. Bakın bunu yazmakla millet düşman olur belki. Yok canım ben de senin gibi düşünüyorum. Zam vallahi gereksizdi yani. Bizim orada, bunu yayınlayayım dur da Allah Allah. Bizim orada olan zamdan ben şahsen memnun değilim abi. Zam gelince arabanın plakasına değer katıyor. Ama yani şimdi şoförün de sırtına biniyor yani bu zam. Tamam da sanayi manayi. İşler de düşüyor. Tabii ne? Canım. Ya Ankara'da memur işi ya. Memur kent ya. Biraz işler düşmez. Evet şunu fark ettim. Gerçekten Ankara'da kısa mesafe seçme olayı yok. Taksiler genelde dolu oluyor işte öğlen saatlerinde. Olursa alamıyor haliyle. Öyle mi? Değişim saati kaç burada? Akşam 5'te. İyi hadi tamam, görüşürüz. Tamam görüşürüz amca oğlum. Sen mi bahsetti abi o? Evet. Ha, eski taksici olan sen misin? Eski taksiciydi. Senin için mi söyledi? Hemen hemen eski sayılırım ama sadece burada yeniyim de ama. Bu durakta mı yenisin? Ha, ben sosyal medyada içerik üretiyorum da birkaç soru sorsam sana cevap verir misin bana? Ben cevap veririm de kötü cevap veririm. Tamam sorun değil ya. Araya işlemek herkesin hakkı yani sonuçta. İstersen işleyebilirsin. Hangi araba senin? İçinde çalışıyorum. Şimdi sizin burada çalışma sistemi nasıl abi? Çalışma sistemi sabah 5, akşam 5. Sen gündüzcüsün. He tabi. Gececi yani gececi de çalışıyor. O da 5'te alıyor, sabah 5'te bırakıyor. Diyelim 2000 lira para topladın. 2000 lira topladın. Sistem şöyle, depoyu doldurursun. Çünkü dolu alıyorsun, dolu veriyorsun. Tamam. O bir kere kesinlikle şey yok ya. Yani. Tamam. Şimdi şöyle diyelim, en güzel budur. Arabada kaç teker var? 4 teker. 4 teker var, güzel. Bir tekeri kalsın. Tamam. Yakıta bir teker yakıta gidiyor. Ya, iki teker masabinin kalırsa bir teker de senin. Şoför. Yani yakıtı aldıktan sonra kalan paranın 1/3'ünü şoför alıyor, 1/2'sini mal sahibi alıyor. Tabii. Anladım. Sen peki kaç yıldır çalışıyorsun abi? Ben kaç yıldır çalışıyorum ben? Bayağı oldu yani. İkinci emekliliğimle gelmiştim ben. Öyle mi?
Hep taksici miydin? Tabii. Taksiden mi emekli oldun? Yok. En tepem o bile, Bilkent'ten emekli oldum. Şimdi ben de İstanbul'da taksicilik yapıyorum uzun zamandır. Bizim orada işe çıktın, arabanın günlük giderine kadar 1100 lira misal, arabanın kirası. Sonra arabanın sigortalarını da kendin ödüyorsun şoför olarak. Yakıtını da kendin alıyorsun. Kaç lira topladın? Sallıyorum, 2000 lira mı topladın? Bunlar düştükten sonra kalan para senin olur. 3 topladıysan da, 4 topladıysan da bu masraflar çıktıktan sonra kalan para senin olur, tamam mı? Ama sen o gün iş yapamadın. Örnek veriyorum, yılbaşı sonrası işler kötü olur. Pazar sabahı işler kötü olur. Yani iş olmadığı zaman taksici bu parayı cebinden verir. Sizin burada öyle bir olay var mı? Olmaz olur mu? Nasıl cebinden veriyorsun peki? Yani kazanamıyorsun, yok. Yani cebinden veriyorsun derken, şimdi şöyle, mal sahibine az veriyorsun. Az veriyorsun ama kendine açlık alıyorsun yani. Tabii canım, tamam. Çok çürüğü bir şey alıyorsun yani öyle. Anladım. Tamam, şahane bir şey değil. Abi ya, çok teşekkür ederim. İsim neydi abi? Aydın. Aydın abi, çok sağ ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Ankara'daki çalışma sistemiyle İstanbul'daki çalışma sisteminin arasında dağlar, uçurumlar kadar fark var. Bu sistemle, İstanbul'daki taksi sistemiyle avantajlı duruma düştüğümüz yerler de oluyor. Dezavantajlı duruma düştüğümüz yerler de oluyor. Şimdi bizim bazı firmalar var. Bu firmalarda şey yapıyorlar. Diyorlar ki işte mesela yakıtı şuradan alacaksın, zorunlu kılıyor. Ya da ne bileyim, cebinden hani zarar ettin mesela, o gün iş yapamadın, seni borçlu çıkartıyor. Bunun gibi olaylar çok oluyor bizim orada. Buranın çalışma sisteminde sen borçlu çıkamıyorsun. Ben 2012 yılında bankada çalışıyordum. Bankayı bıraktım, taksiye geçtim. Ve o zamandan bu zamana yapmış olduğum işte yaklaşık 12 yıldır bir taksicilik tecrübem var. Aynen. 12 yıldır bir çalışma sürecim var ve bu süreç içerisinde de borca girdim abi, ben para kazanamadım ya. Bu işten de nasıl emekli olunduğunu gerçekten bilmiyorum. Evet arkadaşlar, taksilerle alakalı yeter kadar sohbetimizi yaptık. Buradan şimdi tekrardan ben Talatpaşa Bulvarı'na gideceğim. Şimdi buradan bir taksi çevirmeye çalışayım, bakayım çevirebileceğim mi? Tekrar Talatpaşa Bulvarı'na gideceğim. Evet, bir arkadaş geliyor. Selamünaleyküm. Amca ben... Olsun, ben çok trafikli ama çok da kısa bir yere gideceğim. Sorun hiç olur. Sorun değil. Adamsın. Ben şimdi sosyal medyada içerik üretiyorum. Evet. Biz İstanbul'da taksiciyim ben de. Evet. Bizim İstanbul'da taksiyle alakalı sorunlar var biliyorsun. Evet. Kimse sevmiyor yani taksileri. Haklı tarafları da var, haksız tarafları da var. Sistemi de çok iyi bilmiyor. Ben de Ankara'ya geldim ki buranın insanı neden taksicilerle sorun yaşamıyor? Burada kısa mesafe sorunu var mı? İşte taksicilerle bunun sohbetini yapacağım. Eğer müsaaden varsa seni de kameraya çekmek istiyorum. Buyur işte. Abi. Kamerada çektim. Benim kamerada açık zaten. O tamam. Da çekiyordur. Bu kamera belediyenin kamerası mı? Belediyenin kamerası abi. Hmm. Bu zaten sürekli kayıtta. Tabii sürekli kayıtta. Ama sen bunu istediğin zaman ulaşamıyorsun değil mi? Yok, ben ulaşamam bunu abi. Ama belediye görüyor. Derim, güzel. Hani başka bir yere dilekçe verir. Başka bir şekilde bir şeyle ulaşırlar. Evet güzel. Ben ulaşamam buna. Hayırlısı. Şu an işçi misin? Şu an ya, aslında ben sürekli çalışmıyorum. Yani birkaç tane araba var işte, onların işleri olduğu zaman hani onları rahat tatmak için, dinlendirmek için haftada 1-2 gün çalışıyorum. Arabanı tertemiz maşallah. Araba kaç model? Şimdiye kadar arabayı da, araba kaç model? 2016 modeli bu araba. Hı. 2017'de trafiğe çıktı. Onu biliyorum çünkü. Normalde kaç yaşına kadar çalışabilir ticari taksi? 65 yaşına kadar. Yok yok, şoför değil. O şoför 65 yaşında. Ha şimdi şöyle. Yani arabanın yaşından bahsediyorum. Arabanın yaşı, sana şöyle söyleyeyim. Yani arabayı ne kadar yürütebilirsin o kadar çalışabilirsin. Bu arabada hani plakaya girdikten sonra arabanın şeyinde sınırı yok. Yaşında sınırı mesela yok. Mesela Şahin'le taksilik yapabilir misin? Var şu anda Şahin'le taksilik yapabilir. Ne diyorsun ya? Var evet. Aydınlık evlerde, aydınlık takside. Şahin'le taksilik. Ondan sonra Audi ile 83 modelini Audi ile taksilik yapan var şu anda. Ne diyorsun ya? Evet var. Kaç yıldır yapıyorum demiştin? Ben 80'den beri bu işi işledim. 43 bitti, 44. sene bu. Hiç başına kötü bir olay geldi mi? Çok, çok. Gasp edildin mi? Yani... Ya da bıçaklandın mı? Bıçaklandım da gasp edilmedim. Şöyle hani gasp derecesine gelmedi. O yani gasp derecesine gelmeden belki gasp edeceklerinde kaçtım yani. Ya da adamı bırakıp kaçtım. Ya da atıyorum anladım hani adamın bir şey yapacağını, kötü niyetli olduğunu anladım adamı, indirdim ya da bir tartıştım adamla başka mevzudan dolayı, indirdim adamı, o şekiller oldu. Hatta eğer ki istiyorsan hani bir anlatacağım bir olay daha, hani unutmadığın yani anlatacağım. Var mı öyle ilginç bir hikaye? Var, çok bilgi hikaye var. Ben şurada ineceğim ama şimdi. Bak şurada bizim bir tane çay ocağı var, orada hem çay içelim istersen hem sana o olayı anlatayım istersen tamam, eğer. Tamam, eğer vaktin varsa tabii. Var benim vaktim. Tamam. O zaman Recep abiyle beraber çay ocağına gidelim bakalım, bir çay ısmarlasın bana. (Gülüyor)
Evet arkadaşlar, Recep abi bizi kırmadı. Sağ olsun beni misafir etti. Şimdi inşallah şeye dönecek olay. Bir araba bulup da birkaç taksicilik yapıp da yolcuya da sorabilsem çok efsane olacak. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen gidelim abi. Karnım da acıktı, bir şeyler yiyeyim. Şimdi yolda yürürken bir tane firma gördüm. Bak Ankara taksi borsası yazıyor. Burada da kapalı arabalar var. Hemen burada arkada. Onlarla da bir içerik üretip onu da ayrıyetten taksi kiralama sistemini soracağım onlara da. Plaka sistemi, plaka satın alma sistemlerini soracağım. Eğer tabii izin verirseler. İzin verirseler onlara da ayrıyetten başka bir içerik olarak yayınlayacağım. Eğer yayınlamışsam da şuraya bir yere bir link bırakacağım. Bakalım belki izin verirler. Arkadaşlar Ankara'da taksicilik yapacağım. Kısmetse Elhamra taksi durağındayım. Herhalde. Ha babacım. Buranın insanlar biraz şeydir. Yani araba laf. Sertmiş. Onlar serse bize serdir baba. Biraz video çekeyim diye şeye geçtim. Ben şey yaparım, izin alırım. Abi tanıyorum, İstanbul'da tanıyorum. İzin vermezse yayınlamam babacım, ne yapalım ben. Yayınlamaz lan. Babam da burada bu arada. Kendisi sağ olsun bana yardımcı oluyor. Abi, müşteri geliyormuş herhalde. Night kulüp. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet olun. Ben var ya, şimdi size bir şey söyleyeceğim, bana kızacaksınız. Ha, anlat. Ben bir çıkayım buradan da. Anlat sen. Şehir dışına geldin. Bak. Öyle oldu. Nereden geldi? İstanbul. Aa, ben de İstanbul. Neresi? Harbi mi diyorsun? Valla. Sen de mi diyorsun burada? Seni beni tanıman lazım o zaman. Nerede tanımam lazım? Oğlum kamera mamera yok değil mi? Var. Bak yapma böyle şeyler. Ben buraya böyle çekim yapmaya geldim. Aynen. Eğlenmeye gidiyorsunuz siz şimdi. Evet. He. Gece Alemi bu filmden sonra biraz daha... Tabii canım. Arttı mı? Millet ailesiyle geliyor. Vallahi karısını, çoluğunu, çocuğunu alay geliyor maşallah. Bizim bu Ankara'nın Çankırı Caddesi. Özellikle Çankırı Caddesi'nde konsomatris hayat kadını fazlasıyla var. Bu yüzden yani ben İstanbul'da değil de Ankara'da bu işi yapıyor olsaydım, yani var ya, emin olun sürekli siz konsomatris izlerdiniz, hayat kadını izlerdiniz. Yani sizlere sunacağım içerikli, yani kalitesi en fazla bu olurdu. O da çok fazla kalite olur mu bilmiyorum. Neyse şimdi iki tane kons bayan indirdim. Ama gideceğim, bir iki tane daha müşteri alacağım. Belki izin alabilirim. Yani taksi sorunuyla alakalı da konuştuğumuzda bana şey söylediler. Yani İstanbul'daki gibi taksi sorunu da yok, trafik sorunu da yok. Alo, canını burada kimse yok. Alo. Ne yaptın başım? İyi baba, müşteri bıraktım da geliyorum ya. Arkadaşlar babam aradı. Buraları bilmiyorum ya, tabi acemi olduğum için bana yardımcı olmaya çalışıyor. Babam da burada oturuyor bu arada. Onu anlatırken zaten siz de duymuşsunuzdur. İşin aslı şu ki, yani burada gerçekten her yerde konsomatist var. Her yerde hayat kadını var. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten abi var ya, hiç trafik yok ya. Mis gibi, yemin ediyorum ya. Çok iyi ya. Burada mesela şu an polis çevirmesi var ara sokakta. Taksilere özellikle polisler fokuslanıyor abi. Bizim İstanbul'da taksileri belirli günlerde işte özel şey olur, çevirme olur. Taksi özel çevirme olur. O zaman bizim orada çevirirler taksiyi. Öyle kolay kolay taksi çevrilmez. Çünkü ne olur, adam mesela içmeye gitmiştir akşam, alkol almaya. Taksi kullanır. Değil mi? Cumartesi, cuma, cumartesi bizi kolay kolay çevirmezler. Ama burada taksilerde bilmiyorum, herhalde yani farklı işler mi dönüyor? Yani şimdi kimse de günah almıyor ama taksilere çok özellikle dikkat ediyor abi. He? Gel seni de çıkarım kameraya. Sabah Cem çıktı. İkizideyim. Bak şu kamera da çekiyor. Soldaki kamera var ya. Çıkmak istemiyor musun? İstemiyor musun? Yok oğlum, fark etmez. Sabah amcamın oğlu vardı ya, Cem. Bu da onun ikizi. Baba gelsene. Gel amca, kameraya çıkar. Şimdi sabah amcamın oğluyla sohbet etmiştim. Cem'le. Cem Kaçar. Bu da Cenk Kaçar. Onun ikizi. Bu da benim babam. Şimdi küçükken bunlar ne yapıyorsa anlat bakalım. Anlat. Bu 10 lira istedi benden. Tamam. Gitti. Geri gelmiş, ben tabi bilmiyorum ya. Amca, kardeşim 10 lira vermişsin dedi. Bana niye vermiyorsun dedi. Geldi bir 10 lira daha al benden. Amca dedi, ben tanımadım değil mi dedi. İki defa 10 lira aldım dedi. Abi bunu yapan Cem abi. Ver bakayım 10 lira. Tam kapının önünde. Yok yok, ben ara yoldan götürüyorum kardeşim. Kardeşim sen tamam. Şuradan gir. Şimdi şuradan ben aradan girmek istemiyorum. Taksiyle bir şey yok mu? Kardeş. Ah, tamam abi, abi yüzüne vereceğim dedi. Ya. Şimdi yakın yere gidiyor, şuraya gidiyor. Çalışma lan şu. Abi ben sana... Bunlar da halleyseydim anlayalım. Tamam. Al paranı da kardeş. Halleyiz durasın ya.
Kardeş bizim sözümüz söz. Eyvallah abi. İndimini 70. Ben 100 lira vereyim. Anladın mı? Eyvallah. Sana. Cansın abi. Hareketler. Abi sana tarif ederim. Tamam abi. Sağ ol abi. Emniyet kemersiz yapamıyorum abi. Tamam kardeş ben de buradan. Sen ne diyorsan? Hani askere oradan binmedim biliyor musun yoldan? Hmm. Niye kazanırsa bizim dükkan kazansın. Doğru mu kardeş? Sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Biliyor musun hala? Aynı ya kaçtı ya dayı. Ben İstanbul'dan geliyorum da. Aynı dayı. Öyle mi? Şimdi aşağı kapandı üst katı var dayı. Biter mi lan? Yıllardır ya vallahi. Ben İstanbul'da taksilik yapıyordum. Şimdi ben şey yapıyorum senden belki... Ben normalde bak ben sana söyleyeyim mi kardeş yanacağına ben? Mersin, Antalya. Dur ben sana başta bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Bak bunlar benim kameralarım. Şunlar. Olsun. Yani yanlış konu. Ben içerik üreticiyim. Taksici değilim. Ben sosyal medyada içerik üretiyorum. İzin verirseler misafirlerim sosyal medya kanallarında yayınlıyorum sohbetimi. Bugün de burada taksilik yapmamın sebebi şu. İstedim ya yayınla kardeş. İstanbul'da taksi sorunu var ama Ankara'da yok diyorlar. Yok. Bana şimdi bununla alakalı birkaç cümle kur. Şuradan. Niye biliyor musun? Hı. Ankara'da bak söyleme sahip. Özür dilerim bir kelime kullanacağım. Biraz abes olacağım. Bilmem bir şey ne sanırsan taksi gidiyor doğru mu? Evet. Geziyor bak. Niye? Adamlar müşteri almak için uğraşıyor. Yanlış mıyım? Evet. İstanbul'u bilmiyorum. İstanbul'da kısa bak. Ben sana diyorum kısa bak. Şurayı normalde 70 lira. Doğru mu? Evet. Ben sana 100 lira. 100 lira da verdim. Sıkıntı yok. Parayla. Hani yanlış anlama özür dilerim ben. Estağfurullah abi. He. Para pul önemli değil kardeşim. Önemli olan hizmet. Sol. Senin Allah razı olsun. Senin abi. He. Beni kırmadın, getirdin, ettin. Bin kere Allah razı olsun. Saygılar abi, çok güzel. Ankara'nın şunu seviyorum. Ya insanlar, bak insanlar küçüğü evet. Büyüğü bilmiyor. Evet. Ayrılıyor, ondan sonra adam burada söylemese hep kumara düşüyor, işki ediyor. Ondan sonra diyor ki kumara işki. Ya bir laf var, düşürene bakın ya, düşürene. Şimdi aynen. Senin cebinde bak, ben keriz miyim? Sen keriz misin, özür dilerim. Bak sen çalışıyorsun ya da fenomenisin ha. Neyin neredesin arkadaş? Herkes... Manne peşinde. He, cebin mangır peşinde. Niye? Bak, cebin peşinde. Niye? Kardeş benim 3 tane çocuğum var. Yanlış anam baba 2. Sen ne yapıyorsun abi? Ne iş yapıyorsun? Ya ben emekliyim ben. Askeriyeden emekliyim. Abi ne yapıyorsun o zaman ya? Kumardan ayırsan kendini biraz. Ya hepsini bıraktım kardeş. Tövbe ettim bak. Kumar yok. Alkol var. Ya bingoya gidiyorum diyorsun. Ya bingoya gidiyorum da alacağım var. Ona gidiyorum da kardeş. He. Yavaş yavaş. Bingoya gidiyorum derken adam şimdi ben kumara gitmeyeyim ki dur. Adam ben kumar oynamadım. Bana dedi ki ayı 5 lira verdim. Geçen cumartesi verecekti. Veremedi. 2 lira verdi. Bir gün verecekti. Yarın dedi. Hatta dünün de aradı. Kardeş 3 daha kardeştim daha yüzümüze. Doğru. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkese söylüyorum. Bak yayınlarsan ailenize bak ailenize çocuğumuza sahip çıkın. Bakın. Bak ailenize çocuğumuza. Bir de şöyle söyleyeyim. Anne baba ayrıysa ya da bir araya geleyim ya. Adama şöyle şöyle ya da kadına böyle böyle bak. Erkek de içer, kadın da içer. Hı. Kadın gider biriyle beraber. Yapmayın abi bak çocukların psikolojisini bozuyor. Evet. Her şey için izin veriyor musun? Bütün konuşmalar için. Hepsini. Abi çok teşekkür ederim. Abi bak ben saygı ne diyorum bak hepsine bak. Yine bağıra bağıra diyorum. Lütfen bak yine diyorum bak eğer yazıyorsa lütfen ailenize sahip çıkın. Çocuğunuza, ailenize, karınıza, çoluğunuza sahip çıkın. Bu kumarın, işkinin bilmem bir şey bak ben yapıyorum. Aynı bok yapıyorum. Ben naletin biriyim. Yapmayın ha. Abi yapmayın lütfen. Çoluğunuza, çocuğunuza sahip çıkın. Ben çıkamadım abi. Çıkamıyorum. Araba geldi arkadan. Anladın mı? Bak bunu yayınla kardeş. Millet öğrensin. Bu işkinin bilmem bir şeyin sonu yok dayı. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle öyle. Ben seviyorum. Abi eyvallah. Saygılar abi. Bir abimizi de aldık burada. Yine bir mekana bıraktık. Şimdi ara sokaklardan durağın oraya çıkacağım. Çok da kısa geldik. Normalde 70 lira yazıyor. 100 lira vereceğim dedi. Tamam abi ne yapalım yani bahçede hayır denmez yani dersen ayıp etmiş olursun. Evet arkadaşlar amacım benim Ankara'da taksilik yapmak değildi. Ankara'da ve İstanbul'da taksi sistemini konuştum bugün insanlarla. Yolcularla çok fazla konuşma fırsatım olmadı. Buranın esnafı da sağ olsun beni kırmadı.
Benim bizzat kendi kuzenlerimin arabasına çıkıyor ama bir kuzenimin arabasını çalışan bir arkadaştan rica ettik. Onu yine birkaç saat çalışacaktım. Buranın insanları çok fazla izin vermiyor. İzin veren de zaten buranın gece hayatı biraz İstanbul'a göre daha kötü. O yüzden çok da fazla hem insanların hakkına girmek istemedim hem de daha fazla burada taksicilik yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü biraz daha benim hem yol bilmememden dolayı sorun yaşayabileceğimi düşündüm. İnsanlar da çok kamerada sıcak bakmıyor. Neyse, umuyorum yapmış olduğum sohbetler vesaire keyif verici olmuştur. Çıkayım mı? Abi. On derdi bir şey olsun. Hayır, kurtarmaz. Dur. Verdi. Kurtardı mı ora? Gel. Arabayı çıkarmaya çalışıyor. Bayağı mücadele. Baksana bir arabayı çıkarmaya çalışıyor. Herkes yani sıra oldu yani. 3-4 kişi birden al burada. Bir sorun olduğu zaman uzlaşarak sorunu çözmek imkansız yani. Ankara harbiden çok sıkıntılı bir yer. Kendinize iyi bakın. Bu arada pazartesi günü inşallah ameliyat olacağım. 2 günüm kaldı. Biraz iki bacağımdan birden olacağım. Bu kardeşinize eğer destek vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde beğeni atabilir, yorum yazabilirsiniz. Ve bana abone olabilirsiniz. İzlediğiniz tüm platformlardan da videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umuyorum keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.